Bunlar yokken burası böyleydi arkadaşlar. Işığı kapatıyorum. Ay. Çek, 1 2 3 4 devam et, bas bas. Durmaya mı geldik, bas. Yanınızda mı? Kırla. Kırla kalabiliyor mu? Bekle, bekle. Bekle. Bak gördüm, artık soğuk almıyor. Gidiyoruz, gidiyoruz, hadi. Hadi gidiyoruz, hadi. Hadi önce eve, sonra şeye. Ben hazırım. Arkadaşlar uyuyor. Ya bir şey diyeceğim oğlum, sizde hiç mi macera ruhu yok ya? Biz geçen defa çok eğlendik. Evet, harbiden ben keyif aldım ben yani. Hemen eve gidip üstüne gidip çıkabilirim. Ay, hangisi? Bak, can da hazırlanmış. Kanka şu an Göktuğ bizi bekliyor. Hep biz onu mu bekliyoruz oğlum? Gidince de yalan söyleyeceğiz. Kanka şey deriz. Sen bu arada oğlum abi, sen biraz ciddi olmuşsun. Alaska'ya gitmiyorsun lan. Çeşme'ye gidiyorsun. Tatil ya, yeri oğlum. Tişört giyiyorum sadece ondan. Abi, güzel şaka var. Güzel şaka. Sonra da hazır mısın? Berat, Allah aşkına çıkarttık Berat. Berat harbi ya. Zayıf. Şurada oturup konuşanları izlemek varken. Açıp şimdi trafiği açmayayım. Ben kim sundu bu fikri gene? Kanka ikinci partı çekmek için. Ben bu arada aynı başlığı atacağım, part 2 yazacağım yanına. Çok fena oldu. Ama sen de destekledin. Bu sefer çok destekledim. Ama o anda enerjim benim yerindeydi. Şu an aradan 2 saat geçti. Enerjim düştüğüne geldim, uykum geldi. Saat 4 harbiden saat 2 oldu. Hayatımda bu kadar uzun sadece tıkandığında kaldım. Berat harbiden çık Berat. Kanka çık artık. Kanka orada şey var. Kova var, kova. Kovayı tuttu olsun. Biraz tıkınman lazım. Az yaksın diye sıçıyor. Kişi zayıflamak için ağırlık atıyor. Berat ellerini yıka bu arada. Kamera açık. Neyi? Belli değil oğlum. Ellerini yıkadın mı? Berat sen mi getirdin? Bakayım. Ya. Islak mı? Dokun. Kokmuyorsa tamam, dokundu. Şey ıslak. Neyse hadi de. Ben galiba hamileyim. Galiba kanka senin karnın ağrıyor. Aa. Allah aşkına ben gelmeyeceğim. Kediler aç mı kalsın? Ben gelmiyorum o zaman. Ben gelmeyeyim. Kanka siz zahmet edin. Yanımda sticker alalım. Oraya yapıştıralım. Evet, evet. Giden olursa. Ateşi falan motosikletle yakarız. Oraya gidelim belki. Bu arada yine aynı yere gidiyoruz ha. Evet, aynı yere gidelim. Tamam. Evet. Hadi görüşürüz. Beni geçtim. Beni geçtim vallahi, iyi gaza getirdin ha. Bak bak yapıyor hala. Manyak. O neydi? Bekle. Bekçi var. Ha? Bekçi var. O mu diyor? Yok lan. Az önce adam Berat'a baktı. Orada Berat full dedi. Adam şey baktı böyle, full mü dedi, Berat yine full dedi, adam yine sordu. O kadar güvenmedi adam şunun tipi. Ne çabuk oldu lan. Pompacı almış geliyor. Ben de 130 lira aldım ha. Ben de öyle bir şey alacağım zaten, ben dün 200 lira doldurdum. Baklayı biliyor musun? Göktü başka yere de doldurdum. Cebine doldursana biraz Göktü. Burak benimkine doldur biraz, Burak diyorum ya. Benimkine doldur biraz. Oğlum yine fiyat yazıyor, yapsan ne yapmasan ne manyak. Harbiden mi? Evet. Allah sen ya, oğlum, attın mı şş, oğlum ne zaman istersen ha. Sen olmasan ben bilmezdim. Berat o kadar doldurma, yarın indirim gelecek. Tamam diyor. Çapına baksana, eski mod be. Hangi modda şu an? Ha, sıkıntı yok yani değil mi? Düz stabil açıyorsun ya gözü. Sadece şöyle yap, çok az böyle ver. Aynen, sonra şu arabaya gireyim. Hayır, ya da kanka ölürüm işte. Aga.
quick shifter var. Böyle atıyorsun atıyorsun dönüyorsun. Oh. MT9 güzel motor ya. Ananı avradını oğlum, bu nasıl gaz böyle? Kanka bu ne oğlum, hapşırmaya gelmez bu motorda yemin ederim. Bu kadar güçlü bir şey. Şu an sadece dönüyorum ama arkadaşlar, şu an gücü hissediyorsun altta. Olay hızlı gidip gitmemesi değil yani motorun. Bir de sesi güzel lan. Saplarım sana ha, vallahi bak MT9 var. Oh ne güzel, adamın arka freni var. Ananı avradını, fren çok iyi. Of yumuşa çıktı lan ayaklık. Aga 0 kilometre. Ben seçeneği söyleyeceğim. Yolda gır yapma. Hı yapma. Pistonun senden daha önce gitmesi. Geri gitmesi. Sibop çakmayı saydın mı? Yok. Sibop çakma. Bende olabilir. Bir de zincir kopma. Bunlar olsa ne yapacağız? Benim zincirim yağlıyım. Umarım koyayım, bizi çevirmezlerse iyiyiz ha. Ama ne oğlum? Oğlum, yapma yapma yapma, tamam veriyorum, parayı veriyorum, tamam ya veriyorum veriyorum, tamam nerede tamam tamam veriyorum. Aga şununla bir tur atayım ya. Ne serpmek, sabah döneceğiz oğlum, uyuyacağız, eve gelip uyuyacağız. Gidiyorum ben Çeşme'ye. Aga binalar da güzel ha. Bununla da bir videomuz gelir de, bu nasıl oturuş pozisyonu yani? Neyse yine Aralt'tan daha rahat. Daha yukarıda daha doğrusu böyle. Aga bu da güçlü ya. Tabii normal olarak. Rüzgar konusu... Ulan bu da çok rüzgar alıyor. Çok kapanmak lazım herhalde şöyle. Aynen bak böyle almıyor. Güzel. Şunlar böyle bir teknolojik olsa, ABS'li mabs'li öf. Tadından yenmez de. Aga nasıl duruyor bu? Aga fren nerede? Bunu frenler de güzel kanka. Benim için önemli olan ilk şey fren her zaman ya. Ne oldu? Sana soruyu sormaya gerek yok ama. Ya. Sor kanka. Kanka sen pişman değilsin değil mi çıktı? Yok ben hiçbir zaman olmadım. Kanka sen Göksu pişman, Berat pişman olmaya yakın. Berat korkuyor bir şey olacak diye motoruna. Berat ağlamaya başladı. Yok kanka yorgunu falan yapmaya başladı şu anda. Az önce kahvaltı mahvaltı diyordu. Aa. Hayır 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 hayır. O zaman pişman olurum işte, hayır. Hayır saçmalama var ya. Kahvaltı. Yok. Şu an saat 5. Birazdan gün aydınlanıyor. Dururuz orada 1-2 saat daha. Yani kahvaltı gün doğumunda döner. Ben kahvaltı yapmazsam gelmem. Direkt mi geri dönmeye planlıyorsun? Evet. Güneşi doğuracağız. Gelip evde bir uyuyacağız. Sonra uyanacağız. Akşam parti. Bu kadar insan senin için yola çıktı. Bu kadar insan benim için çıkmadı kanka. Kanka senin için çıktı. Ben valla senin için geldim. Çaba senin için. Tamam benim için, benim için geliyorsanız benim için dönün. Ben için gelmiyorum ki. Ben gazlamak. Kahvaltı yaptıktan sonra hayatta hiçbirimiz uyuyamayız. Daha güzel işte. Sonra bizim akşam işimiz var çapında. Kahvaltı yapmazsak uyuya uyuya döneriz. Kaza mı yapalım? Enerji kalmayacak oğlum. Evet. Lan oğlum kahvaltı yapacağız, şişkinlik olacak. Yemek yedikten sonra uykumuz gelir, mayışırız. Aynen. Eve gelince uyuyamayız diyorum. Yolda yine uyursun. Ağırlık çöker yemek. Oğlum, aynen. Niye uyuyalım amına koyayım? Kanka geldiğimizde... Ben uyursun diye motor sürüyorum. Niye uyuyayım ya? Hayır işte uyursun yemek yersen ağırlık çöker. Buna çarpma buraya. Kanka bak, ona çalmış götürüyorlar. Oğlum şu an hırsız saati zaten. Çalmışlar götürüyor. Lan git yakalım. Neyse arkadaşlar. Çeşme'de görüşürüz. Uludağ'da görüşürüz diyecektim az kalsın. Allah söyledi. Allah inşallah. Çeşme'de görüşürüz arkadaşlar. Kanka bassana Allah aşkına. Jantörler genelde öyle yapıyor, gidiyor. Yemiyor mu? Uzun süre öyle kalacak çünkü. Nereye üstündeki? Ha, gevşesin diye. Oha. Vurmalı egzoz. Vurmalı egzoz.
arkadaşlar bakayım 3, 4, 7 motoruz. Çeşme yolculuğumuz başladı. Saat 5.02 ama şu saat 20 dakika geri. 5.30 civarlarında Çeşme yolculuğumuz başladı. Herkese iyi yolculuklar dilerim. Kemerlerinizi bağlayın. Yolculuk başlasın. Sivil polis. Ha bu arada şöyle bir detay da vermem lazım. Arka frenim yok. Mesela viraja geldiğimde arka fren yok. Önce vitesle yavaşlıyorum. Sonra artık burada fren yok. Viraj bitene kadar ön fren yok mantıken. Öyle. Bu şekilde gideceğiz yani. Şimdilik hoşça kalın. Ne kadar da karanlık bir yol. Yalnız kaldığım için korktum bu arada. Konuşabilmek için açtım. Abi herkes arkada. Ya bak ışıkları bile görünmüyor. Bakayım. Oha lan. Ananı avradını çok korkunç. Abi! Oğlum bak şu an aşırı aşırı panikledim ve tırstım. Hiçbir şey yok lan yolda. Ne oluyor orada? Bir ışık yanıp sönüyor. Ha araç dörtlüsüymüş. Abi tam köprü altında olur mu ya? Allah aşkına bu ne korkunç. Yani şöyle ki bak 100 ile gidiyorum. Biz büyük ihtimalle uzun süredir birlikte motor kullanmadığımız için biraz aptallaştık arkadaşlar. Yemin ederim aptallaştık. Başka bir açıklaması yok. Mesela biri yavaşlıyor, biri hızlanıyor. Biri yavaşlıyor, biri hızlanıyor. Arkadaki onu bekliyor. Onu bekleyeni başka biri bekliyor. Böyle böyle olunca grup biraz yavaşlıyor. Sonra ben 80'e 90'a düşsem bile arkada kalıyorlar derken geldiler. Heh, şöyle işte ya. Biraz aydınlatın etrafı ya. Şöyle ya, ne güzel aydınlık oldu etraf. Bak, önden gidip ışıklarımı kapatacağım. Etrafa bakın şimdi bak. Bunlar yokken burası böyleydi arkadaşlar. Neyse, iyi ki varsınız ya. Gerçekten yolu aydınlatıyorsunuz. Of, araba da geldi. Aydınlat abim. Neyse arkadaşlar, Çeşme'de görüşürüz tekrar. Ananı ne güzel tutlattı. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu an yine bu tarz bir yoldayım. Hiç kimse yok. Arkama bakıyorum. Kapkaranlık. Şimdi ışığımı kapatacağım. Bakın. Oğlum ne oluyor lan? Aga bu ne? Dur çok riskli. Ama öndeki araç rahatsız olur ya. Dur dur geçeyim şunu ondan sonra. Aç kapı yapıyor mu sürekli böyle? Adam selektör falan zannetmesin yani. Heh şimdi yapabilirim değil mi? Ananı avradını bu ne? Oğlum! Vay be şuna bak. Çok eğlenceli aslında böyle yoldaki küçük küçük çizgileri görüyorum. Ananı! Nereye gelmişiz? Oynamayalım dur. Dur. Bir daha yapacağım. Yapıyorum. Aga bu ne aga? Aga yok yok. Çok riskli dur. Neyse eğlendik. Burada şehir ışıklarının yansıması olmadığı için gökyüzü o kadar net bir şekilde yıldızlar falan galaksiler görünüyor oğlum bu ne? Bak şunu da kapatacağım şimdi şuna bakın. Ben var ya tam malım ya gerçekten malım. Neyse şuna bakın ben yola bakıyorum. Aşırı iyi ya. Şu an böyle yere yatıp burada izleyesim geldi de. Burak neredesin Burak? Abi umarım şu manzarayı görüyorsunuzdur ya. Işığı kapatıyorum. Ay. Neyse bu sefer yola bakıyorum. Bu arada merak etmeyin farkındayım her şeyin. Korkmayın yani. Ama bu kadar zifiri karanlık işte. Abi ben buradan reels çıkarırım lan. Bir tane vardı ya böyle. Böyle gidiyordu gidiyordu gidiyordu. Sonra aşağı bakıyordu yukarı bakıyordu. Bir anda ışıklar gidiyordu. Şöyle bir anda ışıklar gitsin dur. Şu yol düzelsin de ondan sonra dur. Oğlum bütün galaksiyi görüyorsun lan. Çok güzel. Dur Samet'e de göstermem lazım bunu. Ama Samet'in gözler bozuk ya. Neyse bu Bora'ymış. Samet gelsin ya. Gelseniz oğlum. Bak kanka. Bak. Niye? Ne oldu oğlum? Ben de bir şey görmedim umarım. Bir şey. Şeyi versene kablosu. Ha bir şey oldu sandım lan. Oğlum bir şey diyeceğim ben arada böyle yol şey ışığını kapatsana bir.
Arada şöyle ışığı kapattım, böyle gittim ben. Dur, şöyle gittim. Baksana. Nerede? Oğlum buradayız lan işte. Buradayız oğlum, manyak işte. Bir yere gitmedik kanka, bu ne, gökyüzüne bak. Dur dur, arayalım. Küpem düştü, küpem. Allah aşkına. Burada var, hayatta bir şey bulamayız bu arada düşse. Oğlum aa dur, ışıkları yakın, araç geliyor. Sinyal vereyim de görsün. Durmaz bu arada. Oğlum ben böyle bir yerde tek başıma geldim, tamam mı, karanlıkta. O kadar korkunçtu ki. Bak kırmızı var olan da, şu uzun olan kırmızı halat gibi olan var ya. Ha, bak yedek şu. Şarj var mı? Ne yedek şarjı? Bilmiyorum ki. Batarya, bu full mü Samet? Neyse arkadaşlar, Çeşme'de görüşürüz. Yine Çeşme'de görüşürüz dedim ama bu sefer arkadaşlar Çeşme'de görüşürüz. 27 kilometre kaldı. Az kaldı yani. Hadi görüşürüz. Berat'ı soğuktan kurtarma operasyonu. Bekle. 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 Bak gördüm, artık soğuk almıyorsun. Çek, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, kaçta kalmıştık? 2, 3, 4, 7, 10, 1, 5, 4, devam et, bas, bas, durmaya mı geldik, bas, bas. Şu an bir tır gelse. Yok yok. 300'lü bir tane tır. Ben ne yapacağım? Sukat yapayım, gel. Okey. 2. 3. Bundan olmaz. Beni de yapar mısın? Oğlum bu arada bak. O kadar büyümedim kanka. Bak bak, ben şınav çekerken yola bakıyordum, siz bakmıyorsunuz. Kanka ben bakıyordum. Yola mı? Ben size güveniyorum. Ben arkadaşlarıma güvenirim. Aptal bu saatte gelirken. Abi benim videoma çekildi arkadaşlar. Diyor. Bir şey gidiyordu. Arkadaşlar bundan çok iyi gidiyor. İki dakikada ısındım. Güzel oldu. Şöyle bir koşayım geleyim ben. Araba geliyor gel. Sabah sporu bu. Sabah sporu. Aa doğru lan, sabah sporu. Ben bayağı da çektim ya. O videoları istiyorum. Evet. Bunun için mi geldik? Burak. Seninle el ele şimdi gökyüzünü izleyeceğiz. Bütün ışıklar kapandıktan sonra bak, elimi tut. Baksana. Baksana galaksiye. Bak şurada küçük ayı var. Oğlum aynısı Uludağ'da vardı, hatırlamıyor musun? Yo, hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorum? Boş ver, burada da var. Zaten evren, galaksiler her yerde aynı ya. Hani Uludağ'da değişmiyor zaten. Hayır, oradan daha yüksekte gördüğün için bir şehir ışığı daha az. Ne? Burada mı duracağız? Evet, şurada normalde motorları şuraya sokuyorduk da karanlık, şu an görmüyoruz. Sokamayız. Ya şu an sokmuyoruz zaten. Tamam, senin motorun en güzeli. Işıkta da sokmam. Şuradan sokuyorduk. Korkarım ben. Düşürürüm, sakarım. Aa bak, bir gökyüzü kızıllaşmış. Güneş doğuyor. Şafak söküyor. Oğlum ne işimiz var? Vay, farklı bir terimle söyleyerek. Ne? Ne işimiz var burada ya? Kanka gelme sen. Aman akıyım, ne güzel yaptın. Geldi zaten, o gelmedi. Zaten yarrak gibiydi. Yo, gayet güzeldi. Çeşme Belediyesi. Kardeşim ben vurdum uzaktan. Neyse hadi hadi, kapatın kontakları, gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Kanka ya gelin ya da şurada karanlıkta kalın. Sen bilirsin. Kanka dur. Allah aşkına önümü aydınlatın. Ha? Ne oldu? Motorla gitsek daha iyi. Şimdi geri geleceğiz yürüyerek. Oğlum nasıl çıkacağız motorla oradan? Niye çıkamayasın oğlum? Ha ben buradan motorla defalarca geçtim. Sibir 250 ile bile geldim. Ama şey, hem o... Ya, yan tarafta sağ tarafa açık komple böyle. İki motor geçiyor. Ha o zaman geçilir. Oğlum ne sakın, şuradan gideceksin işte. Yok yok doğru, ben çok iniyorum buradan da kanka, gerek yok. Yok, hep böyleydi kanka. Biz buradan gelmedik ki, biz öbür tarafa geçtik. Biz buraya kadar inmedik ki hiç motorla. Orası burası değil oğlum, orası üst kısım. Oğlum orası üst kısım, bak şurada durduk biz. Bak şu tepede durduk. Allah aşkına şuradan indik ama ben şurada fırı çektim oradan. Nasıl orada? Tam orası, orada da öyle bir yer var. Aynen burada durduk işte. Aynen orada durduk. Oğlum bir tane araba orada virajı alamayı bütün motorlara gömüp aşağı yuvarlaması yok mu? Neyse arkadaşlar, gün ağarınca tekrardan görüşürüz. Oğlum bu ne karanlık. Bu arada klasik yerimizi kapatmışlar. Oraya giremedik. Burada tekrardan Bora'mız var, Samet'imiz var. Çapınımız var.
Flash açacağım kanka. Nasıl görüneceksiniz başka türlü? Bekle. Yok, güneşi bekleme. Neyse arkadaşlar, sonra burası kapalı işte. Burada da Burak uyuyor. Tam da baby yazısının üzerinde uyuyor. Burak. Kanka uyan. Kanka visör şeffaf. Kapatmanın bir anlamı yok yani. Burada da Çap'ın güneşin doğuşunu çekmek için kamera yerleştirdi. Niye sinirleniyorsun? Güneş doğdu oğlum işte bak. Flash. Dur dur şaka, tam şaka yaptım. Bu arada rahat görünüyor ya. Neyse arkadaşlar, güneş doğuyor. Bakalım ne yapıyor? He? Güneş doğuyor ya, güneşin doğuşu. Kaldıramı da bekle biraz. Tamam oğlum, başladı. Tamam, teyzem bütün parayı veriyorum, tamam mı? Pazarda geldik, bir şey alamadım. Oy uşağım ya, burada bu soğukta ne yapıyoruz ya? Herkesin bir karakteri var. Bak Bora da tam drillci, birazdan rap yapacak. Tabii başlayacağım. Diyelim limitörü kaldı ki. Habire 2.80 gidecek ki. Bir zarar olmayacak. Gidelim hadi. Güneş doğmaz da. Bu flash lan, güneş değil. Başla. Oğlum ne oluyor lan? Çok korktum lan bunu. Çok korktum. Ses çok garip. Rüzgardan dolayı şuradan geliyor. Çok korktum. Tamam oğlum, korktum. Tamam korktum, yeter. Yeter. Korktum bitti. Tamam Sabi. Korkmaya devam edin oğlum. Oğlum tamam ya. İşte tamam, geldiniz. Anons geç, anons. Teyzem çocuğun nerede teyzem? Ben bilmiyorum, askere gitti. Ne bileyim oğlum. Ölçmedik lan bana. Tam teyze gibi var be. Burada... Neyse arkadaşlar, tekrardan delikli koydayız. Bu da kablom. Bakayım şarj ediyor mu? Ediyor. Aga sınırsız motovlog keşfettim ya, baksanıza. Şu kabloyu ne yapalım? Şöyle dursun ya, bir şey olmaz değil mi? 2 metrelik kablom var ya, şaka gibi. Geçen defa burada açtığımda, bu arada bu ben aslında ikinci videosunu çekiyorum bunun. Geçen sene bir kere daha yapmıştık bunu. Yani her sene yapıyoruz galiba. Geleneksel oldu. O videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamaya koyacağım. Bu arada benle Samet siyah vizörlerimizi taktık. Bu arada buraya gelme fikri nasıl çıktı? Dün gece... Oğlum kurşun var la yerde. Neyse. Bize sıkılmadığı sürece sıkıntı yok. Samet arkada. Bekleyelim. Çapın bekle çapın. Bu arada öne de kamera koyacaktım. Bizim ekibi falan genel olarak görün diye. Ama kameranın bir aparatını almayı unutmuşum. Yani böyle olunca da mantıken ikinci kamerayı takamadık. Eğlenceli oldu ama ya. Yani bu işin olayı zaten. Bir de mesela çok laf ettiler. İşte Burak çok laf etti. Göktuğ çok laf etti. Yok işte uykusuz bilmem ne. Ulan olay uykusuz olmamız zaten. Diyorlar ki sabah geliriz. Hayır sabah gelmem. Anladın mı? İmkansız, beni buraya sabah getiremezsin. Şu an sabah buradayım ama. Ama geldiğim için buradayım yani. Gece böyle bir anda dedim ki hadi Çeşme'ye gidelim. Herkes böyle bir baktı. Sonra dedim ki ulan demek ki herkes istiyor. Kimse yok lan deyip gülmedi böyle. Demek ki herkes istiyor. Böyle saçma fikirler de sürekli benim başımdan çıkıyor ya. Ama benden daha çok onlar eğleniyor yemin ederim. Bak biri benim aynama çarpmış. Ayna açım bu kötü. Heh, şu an daha iyi. Gece şu yollar ne kadar karanlık, zifiri böyle bir saçma sapandı ya. Şu an güzel ama. Ha bu arada hala arka frenim yok arkadaşlar. Yok değil, var ama hani balatam bittiği için diski sıyırmasın diye sıkmıyorum arka freni.
Öyle yani yok. Bu yollar da baya kötü ya, çok zıplatıyor. Bir de geldiğimizde hava soğuktu. Daha doğrusu böyle akşam soğuktu da şu an valla baya ısınıyorum ya. Ellerim böyle çok ısınmaya başladı. Eldiven artık böyle görevini şu an yapıyor işte. Çapınım da çapınım bizi bekliyor bak. Manzaraya bakın ya. Biz Samet'le yedek vizör getirdik. İkimiz de şu anda siyah vizörlerimizi tekrardan taktık. Diğer herkese şeffaf vizör var. Keşke biraz bekleseydik ya. Güneş böyle tam doğsaydı. Saat de bu arada 7.30. Yani şu an burada 7.30 ama bu 20 dakika geride saat 8 diyebiliriz. Eve gidip hemen uyumak istiyorum. Akşam işlerimiz var Çapın'la. Zerda ile Osman. Hala birlikteler mi acaba? Bizimkiler gitti bu arada ya. Samet'le Çapın arkamda sadece. Ha bekliyorlar ileride. Tek eksiğimiz Oğuzhan Muslu ya. Oh lastikler ısıtılıyor. Bora ne yapıyorsun Bora? Çarpayım mı sana arkadan? Bak ben lastik ısıtmadan saplayayım mı sana Bora? Aa saplanmıyormuş. Burada yapılmaz viraj. Şu ileride yapılır ama. Kanka ısınmaz lastik bu kadar kısa sürede ısınmaz ya. Bak buradan sonra virajlarımız başlıyor galiba. Yol düzelecek birazdan. Şu ileride yol düzelecek. Aha da düzeldi yol. Başladık. Berat çok güzel girdi lan bu viraja. Tüh arka frene bastım yanlışlıkla. Ya salaklar bir tur daha viraja gidiyorlar. Neyse hadi bir tur daha. Bu arada viraj o kadar da güzel değil hani. Yol aşırı iyi değil yani. Bizimkilerin viraj yapısı varmış, gökte dönüyor. Şuradan da şöyle. Buna yavaş girdik lan. Ah güneş var burada. Vizör var ama hiçbir şey görmüyor yine. Neyse dönüş güzel zaten. Aa bu ne? Bu arada keyifli gerçekten ha. Nereye gittiler? Öyle mi gittiler? Gidelim oğlum biz de gidelim. Gel gel gidelim. Güzel kanka viraj güzeldi. Zaten en güzeli buydu galiba. Şurada mı beklesem acaba? Ama yok lan en güzeli şuydu harbiden ya. Yanlış viraj bak. Buradan döndüler. Tüh ya yeterince hızlı değiliz ki ama şu an. Neyse viraj içinde hızlanırız ya. Bak şuradaki çukur çok sinir bozucu ya. Neyse bitti virajlar. Ya o kadar uzun zamandır dışarı çıkmıyoruz ki böyle küçük şeyler bizi mutlu ediyor ya. O değil de rüzgardan dolayı böyle hızlı giderken biraz soğukmuş harbiden. Ananı o nasıl çukur? Sizin canınız viraj çekmiş ha.
bayağıdır yapmıyorum. Burak diyor ki yemek yiyip 5 tur daha atalım diye. Kıçınızı dışarı verdiniz mi hiç? Oğlum sen çok sarkıyorsun lan. Öyle olması lazım zaten. Benim arka fren yok. Hızı doğru hesapladım, hesapladım. Hesaplayamadım. Bariyer. Arka fren yok bende. Diske değiyor mu? Evet. Hep beraber konvoy haline bir tur daha atalım. Hayır, hayır. Atalım ama benim arkamda durmayın. Polisi arabilirler evdekiler. Evet. Artık siz zenginler arada gir direkt gelir polisi. Buradan sağa kankam. Yolculuğumuz tekrardan başladı arkadaşlar. Şimdi istikamet ev. Artık yeter. Eğlendik bayağı. Ara ara tekrardan açarım kamerayı. Şimdilik kapatıyorum arkadaşlar. HGS'den ellerimi bırakarak geçersem ceza yer miyim? Bizimkiler niye sürekli dur kalk dur kalk dur dur kalk kalk dur kalk yapıyor? Bakayım lan boşta nereye kadar gidecek? Bedava gitmiş olayım işte, hiç fren basmıyorum dur. Yani şu an rölanti de yine çalışıyor da kapatmayacağım arkadaşlar şimdi. Kapatırdım bunu test etmek için ama kapatmayacağım çünkü motor ısınsın ya. Eh bitti. Eh hadi hadi. Aha da şu kadarmış. Kim yoktu orada? Çapım vardı, Bora vardı, Samet vardı. Ha Göktuğ yoktu. Göktuğ eksik. Geliyor. Ama Samet geliyor sadece. Nerede? Bilmiyorum ki. Sizin neydi? Hayır sizin neydi oğlum? Göktuğ siz neydi oğlum? Vallahi sizinle geldi o. Bizde gelmedi ki, sizde geldi o. Bilmiyorum ki. Önden gitti oğlum, önden gitti. Manyak mısın? Önden gitti. Biz motor içiyorduk o sırada. Siz gittiniz tabi. Neyse. Geliyor oğlum. Geliyor mu? Evet. Aa geliyor harbiden. Oğlum nasıl arkada kaldı o? Ha o tek başına gidip lastik kontrol etti o zaman. Ay burada da viraj var dur. Arka frenim yok Göktuğ, çekil Göktuğ, çekil. Arka frenim yok Göktuğ, çekil Göktuğ, çekil. Neyse dıştan alayım. Dıştan alamam. Açım yok. Göktuğ çekil, Göktuğ çekil, Göktuğ çekil. Arka frenim yok çekilin. Neyse geçin hadi geçin. Gerek yok arkadaşlar. Yani birbirimizi geçmeye gerek yok. Virüsün keyfini her türlü alıyoruz zaten. Oy çapına bak. Neyse ya ben Burak'ı bekleyeceğim. Oğlum çok eski zamanları anımsatıyor lan. Ben bu anı daha önce yaşamıştım. Benden çıkmıyor. Önce başladı. Sayılmaz ki. Sayılmaz. Üçü dinlemeden bastı o. Bekle oğlum bekle. Oğlum vallahi yine burada yapıyor. Bekle. 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 Üç korna. Üç korna. Üç korna. Bekle. Bekle. Üç korna. Gel. İki. Tamam. Gel. Vites attı ilkin ya. Yetişemiyorum bak. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Doğru. Bravo. Yo, bravo, bravo. 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 Bir tane daha, bir tane daha. Hadi. İki mi? Okey. Sen yap. Tamamen güzel vites atabilme olayı ya. Ben ilkin debriyajla atıyordum. Saçmalık bu arada. Ben ilkin debriyajla atıyordum. Ben ilkin debriyajla atıyordum vites. İşte o tamamen uzuyor gidiyor diğeri sonra. Bu motor diğerinden daha ciğerli. Güzel bu. Ya kıyamıyorum ben, anladın mı? Debriyajlı vites değiştirmeye. Debriyajlı da böyle bak böyle anlık şöyle bir hani hafif bir tepkime yapıyor ya. O yüzden de fark oluyor baya. O fark iki aynı motorda çok fark ediyor. Aha Samet yine aynı espri yapacak. Bak 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 şimdi bak. Hahahaha.
Vay ya, klasik aynı şaka. Vallahi videoyu kapatmaya kıyamıyorum ya. Çöpün ne yapıyorsun çöpün? Güzel değil mi? Vallahi yakıştı bir de çöpüne ha. Dur dur gel bir gel gel gel. Sen 6. vites. Ben 2. Ne? Tamam. Yavşak gel. Gel 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 gel. Tamam mı? MT9'a sapladım lan. Şerefsiz herif ya. Abi bir şey diyeyim bak, Samet'e saplarım böyle. Ama bu çok hızlı abi. Tork canavarı. Dur dur dur. Samet'le yarışacağım. Kamerasında umarım bir problem yoktur. Ne oldu? Kapandı mı? Çek sağa çek. Ne oldu, sorun ne? Şarjı mı bitti acaba? Aa bir dakika bir dakika, bendeki dolu. GoPro Hero 7. Al bunu tak direkt lan. 7'yi kullan direkt. SD kartı da çıkarabilir, alıp kullanabilirsin. SD kartı var ki içinde. 32 mi ne, öyle bir şey var. Bendeki ne şey mi? Yok yok, güçlü ya, ben hep onunla kullanıyordum. Oğlum benim de sesim kısıldı. Senin niye sesin kısıldı? Bağırıyorum ya. Niye bağırıyoruz? Bilmiyorum çünkü rüzgardan. Ben burada değil, başka bugün sabah kısıldı. Sabah da oldu benim. Ne oldu, niye kısıldı acaba ya? Neyse arkadaşlar, şu olayı bir halledelim de devam edeceğiz. Ya bunlar amatör motovlogçu diyeceğim de, ulan beni başlatan adamlar bunlar, anlamadım ki. Samet bu arada biz yaklaşık bak 8 kaç saattir buradayız lan. Abartı söylüyorum, bir yarım saattir şurada durmuşuz. Güneş battı anasını satayım, güneşin doğuşuna gelmiştik, batışını göreceğiz. Yedek bir kamera getirmiştim demiştim ya, bak işe yaradı o arkadaşlar. Oha İzmir 60 kilometre. Daha hiç gitmemişiz oğlum. Ön tarafa takacaktım kamerayı. Onu Samet'e verdim. Samet onunla çekiyor şu anda. Ben de yarışayım ya Samet'le bir. Sen 6 aynen. Biraz yavaşta. Tamam. Gel şöyle geçeyim. Boğuldu motoru. Ay dur, benimkini vites atmayı unuttum. Aa geliyor. Aga 6. vites vites ama R6 130'da geçiyor ya. Fena motor. MT9 zaten tork olarak inanılmaz. Hiç onunla teklif etmeyeceğim artık. Neyse sakin sakin gidelim şöyle ya. Aceleye gerek yok. Aga be, Oğuzhan Muslu ile şurada böyle şeritler arasında eğleniyorduk. Özledim lan keratayı. O videoyu da izleyenler vardır mutlaka buradan. Bir sene, yani çok uzun zaman önce değil, bir sene önceki bir video. Lan kas suratıma yapıştı bu ne? Rüzgara bak. Aga çok rüzgar var. Bu arada bak yemin ederim 30 dakikadır gitmiyoruz. Ve bu adamlar bizi merak etmiyor. Ayıp, gerçekten ayıp ya. Lan rüzgar çok fena ya. Yemin ederim böyle kaskımı sağa sola oynatıyor sürekli. Neyse arkadaşlar, videoyu şimdilik duraklatıyorum. Tekrardan görüşürüz. Hava o kadar rüzgarlı ki. Bir otobüs bulduk, arkasına sığındık bu arada. Oh be. Ama ani bir frende çok kötü sonuçlar doğabilir. Sabit sürat ama ya. Yok yok, ne olur ne olmaz, ben arkasından çekeceğim şunu. Erkek gibi rüzgarımı alırım şöyle. Aa adam bir sağ bir sol yapıyor lan. Arkasındaki sesi merak ediyor büyük ihtimalle, görmeye çalışıyor aynadan da. Ya da uyuyor. İkisi de kötü. Neyse benden geldiğini düşünüyordur şu an ses. Yansımada kendi kontrol ediyor Samet. Ya abi çok yanlış lan yaptığı şey şu an. Neyse. Kendi bileceği iş tabii ki. Ben bir şey diyeceğim, dur dur. Biz tüm yolu 80 ile gittik. Ne güzel oğlum. Niye durup beklemediniz? Normal yakıtım 5.2 idi. Bak biz tapa gaz geldik, benim benzin bitti. Ne? Kameranın hafıza doldu. Tamam. Hafıza kartını değiştirdik. Canakini taktım. Hala başladım. Tam arkadaşlar kablo kartı değiştirdim derken dıt dıt kamera kapandı, şarjı bitti. Şarjı var daha kamera, şarjı bitti herhalde. Ondan sonra gittik, bunu Hero 7'yi taktım şimdi. Yine batarya değişikliği falan bir şeyler yaptık, onu taktık, sistem değiştirdik. Ha mesela durduk ya, şu anda batarya dolu. İstersen batarya alabilirsin. Anlatan videosu çıktı. Burak, yanınızda mı? Lan.
Bırak işte değil mi? Siz şaka mı yapıyorsunuz? Önde değildi, en önde biz gidiyorduk. Lan önde bizim önümüzdeydi. Biz vardık. Kanka 20 dakika boyunca Burak en önden gidiyor o zaman. O eve gitmişti. 20 dakika boyunca biz 20-30 dakika orada bekledik zaten. Burak bizi geçmedi mi sanıyorsun? Arasana sen oğlum. Oğlum o gitti eve gitti o. O nerede düşebilir? Önümüzde olacak. Hadi gidelim. Ben gidiyorum. Şşş, benzin bitti benim ha. Ben gidiyorum. Sizin var değil mi? Niye? Çünkü sizin hızlarda gidiyoruz. Sizin orada az yakıyor hızlar. Biz tapa gaz gidiyoruz. Pardon. Ben gidiyorum. Üniversite gidiyorum. Sahilden gidelim. He? Sahilden. Hadi gidelim hadi. Ay başı vardı ya rüzgarda. Uykum geldi. Bunlar da 80-80 gidip bizi beklemişler. Ulan insan bir kenarda durur bekler. Yine beklemişler tabii de. Burak yok. Şu an 3-6 motoruz. Eksik olan kişi Burak. Oh be Balçova'ya geldik. Az kaldı az. Bu arada sahilden gideceksek buradan gidecektik lan. Ya da diğerinden mi? Aa sahili kaçırdık. Tamam incir altından gideceğiz. İncir altından dediğim de sahil yoluna yani. İncir altı üzerinden. İncir altı yoluymuş gibi eve döneceğiz. Ama Burak otobandan gitmiş olabilir. Bak o detayı düşünemedik. Oha lan bu alışveriş merkezi de büyükmüş ha. Neyse arkadaşlar döndük işte. Aa arka fren yok. Mecbur basacağım bu arada. Arka saat kaç oldu ya? Saat 9.15 şu an. Yani bir 20 dakikada bu arada bayağı yaşıyordum. Bir 20 dakikada şunun yanlış olma payı var. Saat şu an 9.40 falan. Bu arada inanılmaz bir şey var. Ben gece üşümedim. Şu an üşüyorum anasını satayım. Büyük ihtimalle bayağı vücut ısı dengem bozuldu. Yani vücut ısım düşüyor sürekli şu an. O yüzden üşüyorum. Hani giydiğimiz kıyafetler zaten bizi ısıtmıyor. Sadece vücut ısımızın daha geç düşmesini sağlıyor. Ve şu an vücut ısım o süreyi aştı. Artık çok üşüyorum bak. Titriyorum yani. Neyse arkadaşlar. Geçen defaki gibi. Buraya kadar izlediyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.